Benim internetim 400 megabitti. Allah Allah dedim. Beni herhalde dedim yanlış pakete geçirdiler yani. Zaten sitesinde böyle bir paket de yok. 400 megabit bir paket. Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün sizlerle yaşadığım internet maceramı ve deneyimlerimi anlatacağım. Yıl 2021 olmasına rağmen maalesef hala güzel ülkemiz bizi şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar. Hemen kısaca isterseniz konuya gireyim, internet maceramla başlayayım. Ben Ankara'da ikamet ediyordum. Daha sonra iş vesaire sebebiyle Bursa'ya taşındım. Bursa'ya taşındığımda bir tane kiralık ev buldum. Bu kiralık evi gezdim. Ev güzeldi, iyiydi, hoştu, hoşuma da gitti. Her şeyi falan konuştuk, ettik ama ben artık 2021'deyiz ve internet altyapısı vardır diye internet altyapısını sormadım. Yani sorma ihtiyacı hissetmedim. Aslında en büyük hatayı orada yaptım. Sormam gerekiyormuş. Neyse işte eve yerleştik, girdik falan filan. İlk yapacağım şeylerden biri tabii elektrik, su vesaire derken interneti açtırmak oldu. Türk Telekom'u aradım. Dedim böyle böyle o bulunduğum lokasyonda sadece Türk Telekom hizmet veriyordu. Süper Online yoktu. Aradım Türk Telekom'u. İşte söyledim böyle böyle bu lokasyonda ben internet bağlatmak istiyorum. Şöyle oradaki bir müşteri hizmetlerindeki kadın işte bilgilerimi verdikten sonra bana şunu dedi. Bulunduğunuz yerde dedi bir altyapı dedi bulunmuyor dedi. Şimdi altyapı bulunmuyor derken ben şey zannediyorum. Fiber optik altyapı yok. Dedim ki yeni taşındım zaten şu anlık hani fibere ihtiyacım yok. Zaten dedim ben fiber optik istemiyorum dedi. Yani normal internet bağlatacağım. ADSL bağlatmak istiyorum dedim. Beyefendi dedi yanlış anladınız galiba dedi. Hiçbir şekilde dedi internet bağlayamıyoruz o lokasyona dedi. Abi öyle deyince ben bir nasıl yani dedim ya. Yani maalesef beyefendi dedi yani bulunduğunuz yerde dedi ne ADSL ne de dedi fiber optik altyapı var. Abi öyle deyince böyle başımdan aşağıya bir kaynar sular döküldü. Dedim hemen direkt ev sahibini aradım dedim böyle böyle. Bu eve ben hiçbir şekilde internet bağlatamıyorum. Bu arada taşındığım daire sıfır bir daireydi. Ondan sonra dedim ben hiçbir şekilde bu eve internet bağlatamıyorum. Benim için internet hayati önemli bir konu. Ondan sonra o ev macerası daha başlamadan bitti. İkinci gününde ben o evden ayrıldım yani. Allah'tan yani elektrik, su vesaire fazla açtırma toplarına girmemiştim. İlk interneti aradığım iyi oldu. Yoksa elektriği, suyu, doğalgazı vesaire her şeyi açtırdıktan sonra internet açtırsaydım büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktım. Neyse işte yeni bir ev arayışına koyuldum. Arıyorum tarıyorum artık tabii ağzımız yandı. Ev yani bir evi tutmadan önce ilk sorduğum şey bu evde internet altyapısı var mı? Kesinlikle ama kesinlikle ilk sorduğum şeylerden biri bu oldu. Bir tane sıfır yine aynı şekilde rezidans buldum. Bulunduğum bu rezidansta fiber optik altyapı var. Turkcell Süper Online. Neyse işte aradım Süper Online'ı. Dedim böyle böyle tabii kira sözleşmesi, kontratlar vesaire o kısımları geçiyorum. Ben dedim evime fiber optik internet bağlatmak istiyorum. Tamam dedi. Yalnız ben alırken 200 megabitlik bir paket istemiştim. Ondan sonra ben bir teyit edeyim dedi. Bilgilerimi falan verdim. Kontrol etti. Dedi ki beyefendi dedi bulunduğunuz lokasyonda dedi sadece dedi en fazla 100 megabit fiber optik alabilirsiniz dedi. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Ya fiber optik dediğin zaman bir Süper Online'dan hizmet alıyorum. Fiber optik altyapı dediğin zaman tabii bunun çeşitli var bu arada. Eve kadar gelen fiber optik var. Binaya kadar gelen fiber optik var. Bir de mahalleye kadar gelen fiber optik var ki Türk Telekom ona hipernet diyor. Bulunduğum bu lokasyonda ise binaya kadar fiber optik geliyor. Ya dedim yani en azından ya fiber optik internet diyorsun. Bir ya şöyle bir 300-400 megabit verebiliyor olman lazım. Beyefendi dedi maalesef dedi 200 megabiti dedi. Yani paranı da versen alamıyorsun 200 megabit. En fazla 100 megabit destekliyormuş altyapı. Nasıl olur falan filan. Neyse mecbur kabul ettik. Yani ben aslında daha yüksek bir hız istiyordum. Ama maalesef en fazla 100 megabit verebiliyorlarmış. Neyse işte bir 4 ay 5 ay civarı bunu kullandım. Sonra işte 4-5 ayın sonunda Süper Online beni aradı. İsterseniz dedi hızınızı dedi 200 megabit yapabiliriz. Dedim ne değişti yani 4-5 aydır kullanıyorum bu interneti. Herhangi bir binamda bir altyapı çalışması olmadı. Yani siz mi bir altyapı geliştirmesi yaptınız vesaire. Onunla ilgili bir bilgimiz yok dedi ama dedi şu an dedi 200 megabit hız verebiliriz size dedi. İyi tamam dedim verelim. 20-30 lira oynuyordu bu arada. Neyse işte bağlattık 200 megabit internet geldi. Yalnız bir gariplik vardı. Şöyle bir gariplik vardı. Benim internetim 400 megabitti. Allah Allah dedim. Beni herhalde dedim yanlış pakete geçirdiler yani. Hani 400 megabit... Zaten sitesinde böyle bir paket de yok. 400 megabit bir paket yok. Aradım tekrardan Süper Online dedim hani fatura da fazla gelmesin diye. Dedim bir gariplik yani bir yanlışlık oldu herhalde. Beyefendi de zaten dedi şu an kullandığınız internet dedi 200 megabit dedi. Kapattım telefonu tamam dedim. Müşteri hizmetlerini kapattıktan sonra online işlem merkezine girdim. Evet tarifem 200 megabit görünüyor. Ve ödediğim para da 200 megabit parası.
Ama ben 400 megabit hız alıyorum. Defalarca speed test yapıyorum. 400 megabiti görüyorum. 380-370 megabitleri görüyorum. Ve stabil olarak görüyorum. Upload hızım da öyle. Yani Türkiye şartlarında göremeyeceğiniz hızlar bunlar. Herhalde dedim ya, o anlık bazen böyle bir hız yükseliyor, düşer müşer. Şimdi bir gün oldu, iki gün oldu, üç gün oldu, beş gün oldu. Yok, bildiğin internetim 380 megabit. Dedim herhalde speed testte falan bir yanlışlık var. Steam'e girdim, download yapıyorum. Yok, saniyede 35 megabayt, 36-37 megabayt saniyeli indirme yapıyorum. Bazı zamanlar 42 megabayt saniye görüyorum. Saniyede 42 megabayt. En düşük gördüğümüz Steam'de saniyede 30-32 megabayt. Allah Allah, ben hala böyle şoklar içerisindeyim. Ve şu an hala bu interneti mevcut olarak kullanıyorum. Zaten Instagram story'imde de paylaşmıştım bunu arkadaşlarımla. Beni takip edenler bilirler zaten. Yani bildiğin şu an 380 megabit hızda internet kullanıyorum. Bunu şey olarak mı düşünmemiz gerekiyor? Acaba bir altyapı denemesi yapılıyor. Yani hızlar sadece bana özgü değil, herkese mi açıldı? Eğer böyle bir şey varsa lütfen bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hepinizin bir interneti 400 megabit, gerçekten merak ediyorum. Yani şu an tabii ki inanılmaz derecede ben zaten özellikle upload hızım hani önemli. YouTube'a da içerik üretmeye başladığım günden beri download'dan ziyade upload hızı, zaten Türkiye'de upload bulunmaz bir nimet. Upload hızının çok yüksek olması tabii hepimiz için bir avantaj. Ama şu an gördüğüm, yani şu şekilde hizmet alırsam benim için çok iyi. Ama dediğim gibi yani bu hızları görebiliyor olmak gerçekten Türkiye sınırları içerisinde, özellikle böyle bir coğrafyada bu hızları görebiliyor olmak gerçekten mutlu edici. Umarım Süper Online'in bütün fiber kullanıcılarının hızları bu şekilde yüksektir. Umarım bu şekilde de yüksek olmaya devam eder. Bu arada 400 megabit bir paket yok. Ben sitesinde göremedim. Eğer varsa böyle bir paket, istediğimizde geçebiliyorsak o da iyi. Ama ben 200 megabitin üstü alınamıyor diye biliyorum. Yani en azından bana öyle bilgi verdiler. Tabii 1000 megabit var. Onu zaten buraya vermiyorlar. Şu an bulunduğum lokasyona 1000 megabiti vermiyorlar. Ama şu an 380-390 megabiti ben stabil olarak kullanabiliyorum arkadaşlar. Siz de lütfen böyle bir şey başınıza geldiyse yorumlarda belirtin. Gerçekten merak ediyorum, bu olayı yaşayan var mı? Böyle anlık falan değil de böyle bildiğin kullanıyorsun yani. Hani bu belli saatler arasında olan bir şey değil, anlık olan bir şey değil. Bir hata gibi de durmuyor. Bariz bir şekilde 350 megabit, 360 megabit interneti stabil bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer böyle bir şey başına gelen varsa lütfen yorumlarda belirtsin. Dediğim gibi Turkcell'in bu bir bilerek yaptığı bir deneme de olabilir. Altyapıyı sınıyor da olabilir. Ne kadar yük biniyor, neyin altından kalkabiliyoruz, neyin altından kalkamıyoruz. Ha, bunu görmek için kullanıcılardan habersiz yaptığı bir şey de olabilir bu. Eğer böyle bir şey varsa arkadaşlar lütfen bunu yorumlarda belirtin. Ben de inanın merak ediyorum. Gerçekten böyle bir şey varsa en azından hepimizin haberi olsun arkadaşlar. Evet, bu videomuzdan bu kadardı. Sizinle bu yaşadığım internet deneyimini kısaca aktarmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Siz de dediğim gibi yorumlarda lütfen böyle bir şey yaşadıysanız bunu belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.